Aynen, şeklinde İngilizce birçok yerde creator atıf yapıyor ediyor. Yani bugün Darwin'in yazdığı kitabındaki o kullanılan ifadeleri makale olarak bir biyoloji dergisine yollasanız bile sıkıntı çıkabilir. Hocam burada Yani orada şu bir şey. problem, şu ön yargı. Aslında iki tarafın da birbirine yaptığı ön yargı. Şimdi bakın mesela bir bilim adamını düşünün. Aynı zamanda bu inançlı bir insan olsun. Ülkemizde de yıllarca bunu yaşadık zaten. Bakın yani adam namaz kılıyor diye yıllarca akademide kadro bulamadı. Yani veya işte eşi başörtülü diye falan askeriyeden işte yükseltilmedi falan. Yani yıllarca bunu yaşadık aslında bu ülkede de. Şimdi mesela bir bilim insanı düşünün. Aynı zamanda bu inançlı bir adam olsun. İnancının gereklerini yerine getiren bir insan olsun. İşte namaz kılıyorsun. Şimdi bu bakış açısındaki, yani o seküler bakış açısındaki bilim insanları nazarında bu adamın durumu, konumu, yani onun bir bahsi geçtiği zaman ya bırak işte bu takunyalı, bırak işte bu ne bileyim abdestli falan İsmi de var. şeklinde. Şimdi bakın aslında bu çok acı bir şey. Çünkü bir bilim adamının bilimsel kalitesini yayınları gösterir veya ortaya koyduğu ürünler gösterir. Yani o adamın inançlı olup olmaması göstermez. Aynı şekilde siz, yani birisi de kalkıp ya bırak şu adamı ateist falan dese buradan bir yere varılmaz yani. Yani dinde üstünlük takvayladır, bilimde üstünlük yayınladır diye böyle. Yani aslında yayını da içeriğiyledir. İçerikle yani, dolayısıyla mesela aynı şeyde siz inançlı bir, diyelim ki hakim bir ortam oluştu. Gerçekten çok sağlam bilimsel çalışmalar yapan bir insan var ama kişisel tercih olarak inançsız bir insan. Ya o insana da yaptığınız zaman o da zulüm yani. Ya bırak bu adam ateist, bu adamın çalışmasını dikkate alma, bilim adamı bu falan deseniz aynı şey. Böyle bir şey varılmaz. Çünkü bilim evrensel bir olgu. İnsanların inançlı ve inançsız olmaların üzerinde gerçekleştirilmesi gereken bir şey. Ancak böyle adil bir şekilde zaten hani ben şey orada bir yapılabilir. Çözüm